biraz çalıştım. Sonra birazcık da boşalttım. Çünkü analog çalıştım. Analogdan notlar aldım. Yani uzun uzadı ya. Baştan sona analog çalışmadım. Sadece belli başlı şeyler çalıştım. Çıkabileceğini düşündüğüm şeyler çalıştım. İşte genlik modülasyonuna baktım. Ya da onların güç hesaplamasına falan baktım. Band bit hesaplamaya falan baktım. Böyle basic şeylere baktım. Çünkü çok fazla detay soracaklarını düşünmüyorum. Sonra sayısal haberleşmeye geçtiğim zaman kafam böyle allak bullak oldu. Hiç sayısal haberleşmeye bakmadım. Sonra Elo'ya geçeyim dedim. Abi Elo çok zormuş ya. Biz Elo'yu nasıl geçtik? Zaten Elo 1 benim için sıkıntılıydı. Ben Elo 1'i bütte falan geçmiştim yani. Bayağı ittire ittire geçmiştim bütte. Elo 2'yi de Allah razı olsun, pandemi sağ olsun. Pandemi de halletmiştik de. Çok zor. Çok zor. Asla hiçbir şey anlamıyorum. Zenerler falan böyle hafif tam kafama yattı diyorum ama sonra her şey sarpa sarıyor. Ondan sonra zaten o RMS değerleri neydi, şunaydı, bunaydı diye bakarken dedim ki ben bunu bir salayım şu an. Çünkü yok, baktıklarımı da unutacağım. Şu an bir şey hatırlayamıyorum, hatırlıyor muyum diye kafamı yokluyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten baktıklarımdan da hiçbir şey hatırlamıyorum. Doğru düzgün. Yarın için böyle ufak içimde bir gerginlik var. Ama bir önceki videoda dediğim gibi ve benim için bir son değil, bir başlangıç. Yarın başarısız olsam da benim için bir başlangıç. Başarılı olsam da benim için bir başlangıç. O yüzden bunun olumsuz tarafından bakmayacağım asla. Dediğim gibi inşallah olur. Koyu da okumak istiyorum. Bilmiyorum neden. Ama hep koyu yuvam olarak gördüğüm için olabilir. Bilmiyorum ama bu demek değil ki bu koyu olmazsa ile de koy diye diretecek halim de yok. Bu dönem işte Yıldız Tekne'ye başvurmuştum. İşte Gebze'nin başvurularını kaçırdığımı bilmiyorum. Gebze'ye bakarım, belki Gebze'ye de başvururum. Oralarda şansımı denerim. Olmazsa dediğim gibi güz döneminde başvururum. O yüzden şimdi bir duş aldım. Biraz sakinledim böyle. İyi geldi. Büyük basıkla uyuyamayacağım. Birazcık daha bakacağım. Elo bakmayacağım şu an, çünkü elo bakarsam kafam iyice karışacak. Biraz Exor kapılarına falan bakacağım, Saitas'ta. EDT falan bakarım biraz. Ondan sonra uyuyabilirsem uyurum. Uyuyamazsam da çalışacağız artık bakalım. O zaman ben giyineyim. Sonra masanın dışında. Ben yatmaya gidiyorum. Saat şu an 2:30 falan. Biraz çalıştım. Analog zaten çalışmıştım. Sonra biraz Saitas'a baktım. Sonra DST'ye baktım. EDT'ye baktım. DST değil, DSP'ye baktım. EDT yapabiliyorum. Saitas'ta da çok öyle flip flop da şundur bundur sormazsa kapıları falan yapabiliyorum. DSP'de de yani böyle bakıyorum. Bakıyorum sadece. Böyle baştaki konular okey de ortalara doğru gittikçe her şey karışıyor, birbirine giriyor. Zaten her şey son dakikaya kaldığı için daha doğrusu. Öyle çok fazla algılayamadım yani. Bir de şeyi düşünüyorum abi, biz zamanında bunlara çalışıp nasıl geçmişiz vallahi, yani hayret ediyorum gerçekten. Gerçi şu an hiçbir zaman oturup 20 derse çalışmak zorunda kalmadım ama gerçi 20 dersinde hiçbirine bakmadım. Yani yarın artık Allah ne verdiyse yapacağız. Attıklarımız tutar inşallah. Dediğim gibi hayırlısı olsun. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yapabilecek hiçbir şeyim yok bu saatten sonra. Şimdi uyumayı deneyeceğim. Uyursam sabah böyle 7 gibi kalkarım. 2 saat falan daha bakarım. 9'da da evden çıkarım. Sınav onda olacak zaten. Okul bölüme geçerim. Okula geçerim. Uyuyamazsam da kalkarım. Birazcık daha çalışırım ama uyurum büyük olasılıkla. Çünkü birazcık uykum geldi. O zaman yarın sabah görüşürüz. The next day. Arkadaşlar saat 8:44, ben hazırlandım, çıkacağım şimdi. Sabah 8'de uyandım. Yani 6:30'da alarm kurmuştum. Baktım telefon bu ara zaten şarj tutmuyor anlamadığım bir şekilde. Neyse sonra sabah tablet vardı. Tableti de şarja taktım. Onun da alarmını kurdum. Çünkü telefonumun şarjı dolmuyor, kapanır diye. Evet, telefonun şarjı dolmamıştı ama kapanmamıştı da. Neyse sabah 6:30'da kalktım ben. Telefonunkini kapattım. Tekrardan şarja koydum. Tekrardan şarj olsun diye. Zaten telefon şarj olmamış. O ayrı bir olay da. Ben başucumdaki alarmı da
Ne ara kapattım da uyumuşum bilmiyorum. Allah'tan böyle tak diye uyandım da baktım saat 8. Kalkınca bir şey yapmadım. Kahve yaptım kendime. Kahve içtim de. Sonra okula götüreceğim kahveyi hazırladım. Sonra saat 8.30 oldu yani. Sonra ben de hazırlanayım dedim. Şimdi hazırlandım. 9'da otobüs çıkacak duraktan. Otobüse binip okula çıkacağım. Notları yanıma alacağım. Okulda birazcık da okuyacağım. Ondan sonra artık bu saatten sonra Allah kerim yani ne olur hiç bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Umarım 30 alabilirim. Çok fazla uğraşmam. Uzatmalar olmaz diyorum. 30 alamazsam da dediğim gibi bu bir son değil. Aslında ben dün de karar verdiğim için benim için bugünden itibaren yepyeni bir başlangıç. Onun da rahatlığıyla herhalde artık huzura ermişim ki uyumuşum yani. Yoksa gece böyle bir iki üç gibi falan yattım. Baktım uyuyamayacak gibiydim de uyumuşum zaten. Sonrasında da sabahleyin nasıl oldu ben de anlamadım. Gerçekten hani vardı ya Android alarm vs Apple alarm. Gerçekten doğru. Ninni gibi geldi herhalde Android'inki de uyudum. Neyse, bunları konuşmaya gerek yok şimdi. Saat 8.48. Son kahvemi de yudumlayayım. Sonra okulda görüşürüz. Ben içeri gelene kadar hiçbir problem yoktu arkadaşlar. Gerçi bir problem vardı. Az kalsın otobüste yere düşüyordum. Köpek az önce şu geçitte karşıma bir anda çıktı. Ödüm bokum karıştı resmen. Neyse. Gidiyorum. Saat 9.21. 39 dakika sonra sınava gireceğim. Yani sınava girmek değil de beni nedense mülakat daha çok geliyor. Yani şimdi hocalar bir şey soracak. Cevap veremeyeceğim. Diyecek ki sen mi yapacaksın yüksek lisansı? Yani o konuma da düşmek istemiyorum. Yani kendimi ne hallere düşürdüm. Seyrediyorum. Seyrediyorum yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Gerçekten bir insan istediği şeyi son dakikada karar verirse böyle oluyormuş arkadaşlar. O yüzden ne istediğinize son gün kala karar vermeyin, tamam mı? Neyse hiçbir pişmanlığım yok. Her şey hallolur. Çok da önemli değil. Gideceğim, yapacağım. Allah'ım attıklarımı da tuttur. Yaptıklarımı da doğru yaptı. Amin diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Açık sınav çıkışında görüşürüz. Tabii. Geldim bölüme. İşte hocalar falan yokmuş. Kartlar yok ortada. Gelirler herhalde. Şimdi bir yere oturup birazcık notlar okuyacağım, bekleyeceğim. Bakalım. Gelirim yani. Vallahi gelirler. Neyse halledeceğiz artık. Bok gibi geçti arkadaşlar. Yani böyle bir sınav yok. Gerçekten yok. Yani keşke sadece elektronik çalışsaydım. Elektronik çalışarak geçebilirdim. Ama çalışmadığım için şu an her şey nanay. Gerçekten var ya 30 lira alamayacağım. Kafama göre böyle sallıyorum. Diyorum ki birazcık da B eksik, biraz da B yapıştırayım. C eksik, biraz da C yapıştırayım. Bana da yapıştırdılar. Hiç beklemeye gerek yok da işte. İnsan yine de bir bekliyor bakalım. Sıçtık. Arkadaşlar geçemedim. Biliyordum böyle olacağını. Yani evet içimden bir ihtimal gene geçebilirim diyordu ama en derinlerde bir yerlerde biliyordum ki geçemeyeceğim. 21 almışım sınavdan. Ve normalde geçme notu 30'du ama sınava giren kişi sayısı az olduğu için ve çoğu kişi çok fazla bir şey yapamadığı için sınava giren sadece ilk 20 kişiyi aldılar. Ve bilin bakalım ben kaçıncıyım? 21. Aldığım puan da 21. Yani geçme notunu mesela 20'ye çekseler girebiliyorum. Ama ilk 20'yi aldıkları için giremedim. Neyse hayırlısı böyleymiş. Yani başta birazcık bir tık moralim bozuldu. Yani gerçekten bozuldu. Ama ya dediğim gibi ucunda ölüm yok. Buna bir daha girebilirim. Bir daha yapabilirim. Yıldız Teknik'e başvurdum. Yıldız Teknik'i kazanırım belki. Bilmiyorum Yıldız Teknik'te ne olur. Onun sınavı tam olarak ne zaman hatırlamıyorum ama başvuruları ayın 30'una kadar devam ediyordu. Sınavı da Şubat'ta falandır. Ona daha fazla zamanım var çalışmak için. Ya ona çalışırım. O da olmazsa yapacak bir şey yok. Güz yarıl güz için başvuruda bulunurum. Sıkıntı yok yani. Sadece bu başarısızlık beni bir tık üzdü. Yani başarısız olma düşüncesi. Ama biliyordum zaten. Biliyordum. Çünkü çok ani ve son dakika çok karar verdim.
Yani sınavın konseptine gelirsek, yani sınav sorularının konularına gelirse çok fazla elektronik çıktı. EDT çok fazla çıktı. Tevelin Norton yöntemleri çıktı. İşte daha sonra elektronikte amplifier'lar çıktı. Bu OPAM çıktı. Zener çıkmasın diyordum. Zener çıktı. Haberleşmeden çok fazla sormuşlardı. Analog haberleşmeden. Sözel. Birkaç soruyu oturup kendim yaptım. Geri kalanı gerçekten salladım. Çünkü en ufak bir fikrim yoktu yani. Unutmuşum. Yani elo görmeyeli 500 sene var abi yani. O yüzden kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Yani oturup karalara bağlamayacağım. Yani bir modum evet düştü, bir yerlere indim de. Dediğimiz gibi yani biz yerlere de düşeriz, sonra da kalkarız. Yani bunun peşini bırakmayacağım. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Yani böyle olmuş gerekiyormuş. Ne diyelim? Ne diyelim? Bazen gerçekten cümlelerin ve kelimelerin bittiği yere geliyoruz. Şu anda noktadayım. Ya çok benim için hayatımda değişen bir şey olmayacak. Bir aydınlanma yaşadığım için dün. Şu an oturup sadece proje yapacağım. CV kasacağım. Kendim proje yapıp bunu işte YouTube'da kanalımda paylaşacağım. LinkedIn'de falan paylaşacağım. Belki bu şekilde önüm açılır. Bilmiyorum. Yani akademik kariyer için yarım dönem uzatmışım. Çok bir şey fark etmiyor yani. O yüzden hayırlısı. O zaman ben bir ev falan toplayayım da sonra gene görüşürüz. Bu videoyu kapatırken şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Fark ettim ki ben hep bir adım gerideyim. Bakın. Yani mesela bir soru yapsam yüksek lisansa girebiliyorum. Ya da bir puan aşağı çekseler sınava girebiliyorum. Bir kişi yukarıda olsam yüksek lisansa başlayabiliyorum. Ya da bunun gibi birçok şeylerde hep bir adım gerideyim. Hep bir adım gerideyim. Bu bir adım çok büyük bir adım mı? Yani bir dev adımı mı, yoksa bir bebek adımı kadar mı bilmiyorum. Ama ben o bir adım attıktan sonra inanıyorum ki her şey, ama her şey o kadar güzel olacak ki, buna gerçekten çok inanıyorum. Videonun sonunda da kendime şunu söylemek istiyorum Beste. O bir adım atacaksın. Bunu ne kadar sürede yapacaksın bilmiyorum. Elbet bir gün o bir adım atacaksın ve her şey, hayatındaki her şey çok güzel olacak. O yüzden pes etmeden çalışmalarına devam etmeni istiyorum. Ve benim gibi bu konumda olan diğer insanlara, diğer arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Asla pes etmeyin. Pes etmeyeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Gayret göstermeye devam edeceğiz. Ve sonunda istediğimiz hayata ulaşacağız. Ben buna inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum hem. Canı gönülden inanıyorum hem de. O yüzden pes etmek yok. Çalışmaya devam. Fighting! Başarabiliriz bunu. Başarabiliriz. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Annyeong!